İstanbul Medeniyet Üniversitesi Temel Bilimler Laboratuvarlarında çalışmalar henüz başladı ama şimdiden 7 milyon lirayı aşan yatırım yaptık. Moleküler biyoloji ve genetik, kimya ve fizik mühendisliği bölümlerinin akademisyenleri araştırmalarını burada sürdürüyorlar. Halen devam eden 20'den fazla projemiz var. Özellikle araştırmayı hedefleyen öğretim üyelerini aramızda görmek ve Türk ve uluslararası üniversitelerle işbirliklerini geliştirmek istiyoruz. Fakültemizdeki öğretim üyeleriyle çalışabilecek doktoralı yabancı uyruklu öğretim üyelerini arıyoruz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği olarak manyetik malzemeler ve optoelektronik devre elemanları üzerinde çalışmaktayız. Bu konularda çalışan yurt dışı doktoralı arkadaşlarımız var ve bu konuda doktora yapmakta olan araştırmacılarımız bölümümüzde mevcuttur. Doktoral olarak altyapımız tamamlanmıştır. Manyetik malzemeler ve optoelektronik devre elemanlarıyla ilgili gerekli olan bütün cihazları almış bulunmaktayız. Fizik mühendisliğine yurt dışı doktoralı ve bu konuda doktora yapmış olan araştırmacı arkadaşlarımızı bekliyoruz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Antikor Mühendisliği grubu olarak araştırma, diagnostik, tedavi amacı ile kullanılmak üzere insan moleküler antikorlarının geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. AFM ve X-ray difraktometre gibi çok önemli cihazların yer aldığı temel bilimler laboratuvarı kurulumunu tamamlamış olup almış olduğu birçok TÜBİTAK projesi ve 2014 yılı başında düzenlemiş olduğu Uluslararası Yer Üretken Bilimi Konferansı ile birlikte yeni nesil devlet üniversitesi olmak isteyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin bir fakültesi olarak yoluna devam etmektedir. Parametrik olmayan ve yarı parametrik regresyon modelleri kullanarak karmaşık verilerin etkin bir şekilde modellenmesi ve tahmin edilmesi için teorik metotlar geliştirmekteyiz. Bu modellerin ekonomi, biyoloji, genetik, pazarlama, risk analizi gibi birçok uygulama alanı vardır. Ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle mikro akışkan sistemler ve rüzgar enerjisi alanında yenilikçi projeler yapmaktayız. Bu konuda mühendislik problemlerini çözümü için yeni matematiksel yöntemler geliştiriyoruz. Fitoproses Araştırma Grubu olarak biz 2012 yılından beri TÜBİTAK ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen projeler sayesinde ülkemizde ilk kez kriyoprezervasyonla saklanan bir mikroalg kütüphanesi oluşturduk. Bunun yanında mikroalg kütüphanesinde kütüphanemizde bulunan mikroalglerin genel biyoteknolojik üstünlüklerinin ortaya çıkarılması ve endüstriye kazandırılması üzerine çalışmalarımız yoğunlukla sürmektedir. Şu an araştırma grubumuz toplamda 3 doktora sonrası araştırmacı, 1 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisiyle birlikte sürdürülmekte. 2012 yılından beri çalışmalarımıza biyosensör konusunda devam etmekteyiz. Biyosensörler biyolojik moleküllerin tayininde ve tespitinde kullanılan araçlar olup bu araçların nano ölçekte geliştirilmesi bizim için önem arz etmektedir. 2013 yılında kabul edilen projemiz çerçevesinde DNA'ların ve küçük DNA fragmanlarının hızlı bir şekilde tayin edilmesi için almış olduğumuz proje devam etmektedir. Burada temel olarak nano gözenekli sensörlerin geliştirilmesi ve karakterizasyon üzerine çalışmaktayız. Bu çalışmalar sonrasında elde edeceğimiz veriler DNA fragmanlarının ve belki de ileride DNA sekansının tayininde ve tespitinde büyük önem arz edecektir. Üniversitemize son 2 yılda dahil oldum. Çalışmalarımız genellikle manyetik nanoparçacıklardan ince film üretilmesi ve bunların mikrodalga frekanslarda analizleri üzerine yoğunlaşmakta. Yürütücülüğünü yaptığım 2 proje bulunmakta. Bununla birlikte araştırmacı olduğum 2 ayrı projede de hizmet vermekteyim. Çevre üniversiteleri eğitim faaliyetlerinde yardımcı olmaktayız ve yeni projeler üzerinde de çalışmaktayız. Çalışma grubumuz çok geniş çerçevede devam ediyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi merkezli projelerimizde diğer ortaklarımız olmakta. Bununla birlikte bilimsel araştırmalarımızı ürüne dönüştürerek nihai ürünü elde edip prototip üretim yapmaya başladık.